kokularla dolu değişik bir sürü bakım yollarına başvurulur. Aramızdaki eşitsizlik. Plutarkos der ki, bir yerde hayvanla hayvan arasında pek büyük ayrılık yoktur, insanla insan arasında olduğu gibi. Ruhun yeteneklerinden, iç değerlerimizden söz eder. Gerçekten de Epaminondas'ı hayal ettiğim kadarıyla tanıdığım aklı başında herhangi bir insandan o kadar uzak görüyorum ki, Plutarkos'tan da ileri giderek şöyle diyebilirim. Kimi insanlar, kimi insan arasındaki uzaklık, kimi insanla kimi hayvan arasındaki uzaklıktan çok daha büyüktür. İnsandan insana aman ne ayrılık, Terentius. Üstelik kafa dereceleri bundan göklere çıkacak bir merdivenin basamakları kadar sayısızdır. Ama insanları değerlendirmeye gelince ne tuhaftır. Varlıklar içinde kendi değerleriyle ölçülmeyen yalnız bizleriz. Bir atı güçlü ve çevik olduğu için överiz. Kuşamında değil. Bir tazı koşmasıyla övülür, tasmasıyla değil, bir kuş kanadıyla övülür, püskülleri çıngıraklarıyla değil. Niçin bir insanı da kendinin olanla değerlendirmiyoruz? Bir sürü adamı vardır, güzel bir köşkü varmış, şu kadar idi var, bu kadar geliri varmış, bütün bunlar çevresindedir onun, kendisinde değil. Bir kediyi torba içinde satın alamazsınız. Bir at satın alacaksanız üstündeki pılıyı pırtıyı arttırır, çıplak yalın görürsünüz onu. Gerçi eskiden krallara satılacak atlar örtülü getirirlerdi önlerine ama örtülü olan atın alt gerekli yerleriydi. Tüyünün güzelliği, sarısının genişliğiyle oyalanmayasınız da en yararlı uzuvları olan bacaklarına, gözlerine, ayaklarına bakasınız diye. Nasıl överiz hızlı bir atı, meydana çınlatır zafer bağırışmalarıyla, yarışta kazandığı çelenklerle. Juvenalis. Niçin insanı değerlendirirken sarılıp sarmalanmış, kundaklanmış olarak bakıyorsunuz ona? O zaman hiç de kendinin olmayan yanlarını göstermiş, gerçek değerini verdirecek yanlarını saklamış olur. Aradığımız kılıcın değeridir, kınım değil. Kılından çıkınca belki de 5 para vermezsiniz kılıca. İnsanı kendi değeriyle ölçmeli, süsü püsüyle değil. Eskilerden birinin pek hoş olarak dediği gibi, bilir misiniz niçin büyük görülür o insan bize? Topukları yüksektir de ondan. Tavan heykelden sayılmaz. Ayakkabılarını çıkarıp öyle ölçmeli boyunu insanın. Parasını, pulunu, şanını, şerefini bir yana bırakıp bir gömlekle çıksın karşımıza. Bakalım bedeni işine elverişli mi, sağlam dinde mi? Kafaca nasıl, hoş mu, yetenekli mi, gerekli bir her tahtası yerinde mi? Düşünce dağarca kendinden mi, başkalarından mı? Varlığında talihin payı var mı? Çekilen kılıçlara alev alev mi bakıyor, canının nereden, ağzından mı, gırtlağından mı çıkacağını aldırmıyor mu? Kendinden emin, haksever, tok gözlü mü? Bakılması gereken bunlardır. Bunlardan anlaşılır aramızdaki sonsuz ayrılıklar. Olgun, kendine hakim, öylesine ki ne yoksulluk korkutur onu, ne ölüm, ne zindan. Tutkulardan sıyrılmış, şereflere gözü tok. İçine kapanmış, toparlanmış, yalın bir küre olmuş, pürüzsüz yuvarlanır bir başına. Talihe tutamak vermeden, hiç yenilmeden. Horatius. Böylesi bir insan, krallıklardan, yukarılıklardan 500 basamak yukarılardadır. Kendi başına bir imparatorluktur o. Bilge, kendi mutluluğunun ustasıdır. Plautus. İsteyecek nesi kalır öyle bir insanın? Görmüyor muyuz, nedir doğanın istediği bizden, illetsiz bir bedenden, varlığının güzel tadını çıkaran, hiçbir şeyden korkmaz bir ruhtan başka? Lucretius, böyle bir insanı karşılaştırın, budala, aşağılık, köle ruhlu, değişken, türlü tutkuların rüzgarında durmadan bir o yana, bir bu yana yuvarlanan çamur ruhlu, değişken, türlü tutkuların rüzgarında durmadan bir o yana, bir bu yana yuvarlanan çamur ruhlu, değişken, türlü tutkuların rüzgarında durmadan bir... 5. gazetin B yüzü, denemeler, sayfa 293. Öyle bir insanı karşılaştırın, budala, aşağılık, köle ruhlu, değişken, türlü tutkuların rüzgarında durmadan bir o yana, bir bu yana yuvarlanan çamur gibi insanlarımızla. Yerle, gökten daha uzaktır onlar birbirinden. Ama adetlerimizde öylesine körleşmişiz ki, bu ayrılığa hemen hiç önem vermez olmuşuz. O kadar ki bir körlüyle bir kralı, bir soyluyla bir soysuzu, bir devlet adamıyla bir özel kişiyi, bir zenginle bir yoksulu ele aldığımızda hemen çok büyük bir ayrılık görüyoruz aralarında. Oysa bu ayrılık giyim kuşam ayrılığından başka bir şey değildir aslında.
Çünkü onları komedi oyuncuları gibi sahnede bir düka, bir imparator rolünde görürsünüz. Hemen ardından bakarsınız uşak ya da aşağılık birer hırsız oluvermişler. Asıl kişilikleri de buymuş meğer. Böyle olunca o şatafatıyla gözlerinizi kamaştıran bir imparator. Pırıl pırıldır çünkü altın üstünde iri zümrütlerle, hep yeni kumaşlar vardır üstünde deniz yeşili. Zühre yıldızının öpüşüyle ıslanmış. Lucretius. Bir de perdenin ardında görün siz o imparatoru. Herhangi bir adamdır ve belki de uyruklarının en küçüğünden daha da aşağılıktır. Kiminin içtendir mutluluğu, kiminin dıştan. Seneca. Korkaklık, kararsızlık, tutku, kırgınlık, kıskançlık etkiler o imparatoru da. Ne hazineler, rütbeler, cübbeler atabilir yüreklerden, yıldızlı direkler altında uçuşan acı dertleri ve kaygıları. Horatius. Ordularının ortasında kaygılar, korkular boğazına yapışır imparatorun. İnsanların içinde yatan korkular, kaygılar demir gümbürtüsünden, kılıçlardan yılmaz. Krallar büyükler arasında çekinmeden yaşar. Altınla senli benli olur saygısızca. Lucretius. İnsan ve evren. Bizim köyde bağları kırağa çaldı mı, rahip efendi Tanrı'nın insanlara kızdığını, aynı afetin yamyamlarının bağlarına da düştüğünü ileri sürer. İç savaşlarımız karşısında da herkes dünya bozuldu, kıyamet günü yaklaştı diye vahlanır. Oysa ki dünyada daha ne kötü şeyler oldu. Hem sonra kim bilir biz bu haldeyken dünyanın kaç yeri gül gülistandır. Başına dolu yağan, dünyanın dört bucağını fırtına içinde sanır. Sovalyeli köylü demiş ki, şu akılsız Fransa kralı biraz işini bilse pekala bizim beyin kahyası olabilir. Adamın hayal gücü efendisinin üstünde bir büyüklük tasarlayamıyor. Hepimiz farkında olmadan bu çeşit yanılgılara düşeriz ve bundan çok daha büyük zararlar görürüz. Ancak doğa anamızı bütün genişliği içinde seyredebilen, onun durmadan değişen sınırsız yüzünü görebilen, değil yalnız kendini, bütün memleketi o evren içinde ufacık bir nokta olarak düşünebilen insan, her şeyin gerçek değerini kestirebilir. Her şeyin göreceliği. Yaşamı bir düşe benzetenlerin sandıklarından çok daha fazla hakları vardır galiba. Düşte ruhumuzun sürdüğü yaşam, gördüğü iş, kullandığı güç uyanık durumumuzdakinden hiç de aşağı kalmıyor. Kuşkusuz düşteki yaşam daha gevşek, daha bulanık ama aradaki fark hiç de gecenin karanlığıyla gün ışığı arasındaki fark gibi değil. Hayır, daha çok karanlıkla gölge arasındaki fark gibi. Ruh birinde uyur, ötekinde uyuklar. Her ikisinde de aslında karanlıklar içindeyiz ama birinde daha az, ötekinde daha çok. Bir uyanıkken uykuda, bir uyurken uyanığız. Uykuda gördüklerimiz pek o kadar aydınlık değildir ama ayıkken de her şeyi pek o kadar pırıl pırıl apaçık görmeyiz. Evet, derin uykular bazen düşleri siler süpürür ama uyanıkken de hiçbir zaman iyice uyanık değiliz. O zaman da nice hallerimiz ki uyanık düşler ve düşlerden beterdir, kaybolur gider. Madem aklımız ve ruhumuz uykuda düşündüklerimize meydan veriyor, düşte gördüğümüz işleri uyanıkken gördüğümüz işler gibi kabul ediyor, ne diye düşüncemizin, hayatımızın bir çeşit düş olmasını, uyanık halimizin bir çeşit uyku olmasını yadırgıyoruz bu kadar. Gerçeği ilkin duyularımıza sorarsak, yalnız kendi duyularımıza başvurmakla iş bitmez. Duyu konusunda hayvanların da bizim kadar belki de daha fazla söz hakkı vardır. Kimi hayvanların kulağı, kiminin gözü, kiminin burnu, kiminin dili insanınkinden daha keskindir. Demokritos tanrılarda ve hayvanlarda duyma gücünün insandan çok daha yetkin olduğunu söyler. Hayvanların duyularıyla bizimkilerin etkileri arasındaki ayrım da büyüktür. Bizim tükrüğümüz kendi yaramızı temizler ve kurutur ama yılanı öldürür. Her şey öyle ayrı, öyle değişik ki, kimine besin olan, kimine zehir. İnsanın tükrüğü bir değdi mi yılana, ölür çok kez yılan, yer bitirir kendi kendini. Lucretius. Şimdi tükürüğün ne olduğunu bize göre mi söyleyeceğiz, yılana göre mi? Gerçek özünü ararsak bizim duyularımıza mı başvuracağız, yılanın duyularına mı? Plinius, Hindistan'da tavşana benzer bir çeşit balıktan bahseder. Bu balık bize zehirmiş, biz de ona. İnsan şöyle bir dokundu mu ölüverirmiş. Zehirli olan insan mı, balık mı? Kime inanacağız? Balığın insan için dediğine mi, insanın balık için dediğine mi?
Kimi hava insana dokunur, öküze zarar vermez, kimi hava da tersine. Hangi havaya kötü hava, muzur hava diyeceğiz. Sarılığa tutulanlar her şeyi bizden daha sarı, daha soluk görürler. Sarılık hastasına göre sarıdır her şey. Lucretius. Hekimlerin hiposhama dedikleri hastalığa, kanın deri altına yayılması hastalığına tutulanlar da her şeyi kırmızı, kan rengi görürler. Gözümüzün gördüğü işi değiştiren bu hallerin hayvanlarda sürekli, temelli durumlar olmadığını nereden biliyoruz? Bazı hayvanların gözleri aslında bizim sarılık olanlarımızın gözleri gibi sarı, bazılarınınki de kıpkırmızıdır. Bu hayvanlar herhalde renkleri bizden başka türlü görüyorlar. Doğru olan acaba hangimizin gördüğüdür? Çünkü eşyanın özü yalnız insana göredir diye bir kanun yok. Katılık, beyazlık, derinlik, ekşilik bizim kadar hayvanların da işlerine ve bilgilerine karışık. Gözümüze şöyle bir bastırdık mı baktığımız her şeyi daha uzun, daha büyük görürüz. O zaman lambalardan iki ışık çıkar. İnsan çift yüzlü, nesneler çift olur. Lucretius. Oysa birçok hayvanın gözleri kendiliğinden basıktır. Kulaklarımıza bir şey tıkamış ya da ses borusu sıkışmışsa sesleri her zamankinden başka türlü duyarız. Kulakları tüylü ya da kulak yerine ufacık bir delikleri olan hayvanlar bizim duyduklarımızı duymaz, sesi bir başka türlü alırlar. Şenliklerde, tiyatrolarda, meşalelerin ışığı önüne kırmızı bir cam kondu mu, bulunduğumuz yerdeki her şey bize yeşil, sarı ya da mor görünür. Gözleri değişik renkte olan hayvanların nesneleri gözlerinin renginde görmeleri hiç de olmayacak bir şey değil. Demek bizim varlık düzenimiz nesneleri kendine uydurur. Her şeyi kendine göre değiştirir, aslında dünyanın ne olduğunu bilemez oluruz. Çünkü her şey bize duygularımızla bozulmuş, aslında ayrılmış olarak gelir. Pergel, gönye, cetvel bozuk oldu mu, onlara dayanan bütün orantılar, onlara göre yapılan bütün yapılarda ister istemez kusurlu sakat olur. Duyularımız kesin olmadığı için onların ortaya koyduğu hiçbir şey de kesin değildir. Peki ama bu ayrılıklar karşısında doğruluk hükmünü kim verecek? Din kavgalarımızda hüküm verecek adamın hiçbir mezhepten olmamasını, hiçbir tarafa bağlılığı, eğilimi bulunmamasını isteriz. Öyle adam da Hristiyanlar arasında bulunamaz. Burada da aynı şey, çünkü hüküm verecek olan ihtiyarsa gençlerin nasıl düşündüğünü üstüne hüküm veremez. Çünkü bu konuda bir taraftadır. Gençse yine öyle. Sağsa, hastaysa, uyanıksa, uykudaysa yine öyle. Demek öyle biri gerekli ki bütün bu hallerin dışında olsun. İnsanların sordukları şeylerin hiçbiri kendisiyle ilgili olmasın. Yani olmayan bir yargıcın olması gerekli. Dünyada gördüklerimizin doğruluğunu, yanlışlığını anlamak için doğruluğu gösteren bir araç olması gerek. Bu aracın doğruluğunu anlamak için bir deneme gerek. Denemenin doğruluğunu anlamak için de bir araç. Gel de çık bu işin içinden. Madem duyularımız kendileri kesin olmadıkları için sorunumuzu kesin olarak çözemezler, öyleyse akla başvurmalı diyeceksiniz. Ama hiçbir akılda başka bir akıl olmadan ortaya çıkamaz. Döndük mü yine gerisin geri? Nasıl konuşmalı? Sözümün akışını bozup güzel tümceler aramaktansa, güzel tümceleri bozup sözümün akışına uydurmayı daha doğru bulurum. Bir sözün ardından koşmamalıyız. Söz bizim ardımızdan koşmalı, işimize yaramalı. Söylediğimiz şeyler sözlerimizi almalı ve dinleyenin kafasını öyle doldurmalı ki artık sözcüklerini hatırlayamasın. İster kağıt üstünde olsun, ister ağızdan, benim sevdiğim konuşma düpedüz içten gelen lezzetli, şiirli, sıkı ve kısa kesen bir konuşmadır. Güç olsun, zararı yok ama sıkıcı olmasın. Süsten, özentiden kaçsın. Düzensiz, gelişi güzel ve korkmadan yürüsün. Dinleyen her yediği lokmayı tadarak yesin. Konuşma, Suton'un, Jules Caesar'ın konuşması için dediği gibi askerce olsun ama ukalaca, avukatça, faizce olmasın. Söyleyim sanatı, insanı söyleyeceğinden uzaklaştırıp kendi yoluna çeker. Gösteriş için herkesten başka türlü giyinmek, gülünç kılıklara girmek nasıl pısırıklık, korkaklıksa, konuşmada bilinmedik sözcükler, duyulmadık tümceler aramak da bir medreseli çocuk çabasıdır. Ah, keşke Paris'in sebze çarşısında kullanılan sözcüklerle konuşabilsem. İyilerin en iyisi. Filozoflar arasındaki çatışmaların hiçbiri insanlığa en yüce iyinin, hayr-ı ulanın ne olduğu sorunu üstündeki kadar sert ve çetin olmamıştır. Varro'nun hesabına göre bu kavgadan 288 mezhep türemiştir. En üstün iyi üstünde anlaşamıyorsanız,
bütün felsefede anlaşamıyorsunuz demektir. Cicero, kimine göre bizim için en iyi olan erdem, kimine göre keyif, kimine göre doğaya uymadır, kimi bilimde görür onu, kimi acı duymakta, kimi görünüşe aldanmamakta, ki bu kanıya Pitagoras'ınkilerde bağlanır gibidir. Hiçbir şeye şaşmamak, işte budur, Numetius, seni mutlu kılıp mutlu tutacak olan. Horatius, Aristoteles hiçbir şeye hayran olmamayı, kendini beğenme sayar. Arkesilas da der ki, bütün iyilikler direnmekte, diretmekten, dediğinden dönmeyip dosdoğru gitmekten, bütün kötülükler de kadere boyun eğip her şeyi oluruna bırakmaktan gelir. Hayatımız der Pitagoras, olimpiyat oyunlarında biriken büyük kalabalığa benzer. Kimileri oyunlarda ün kazanmak için bedenlerini işletirler, kimileri para kazanmak için satılık mallar getirirler, kimileri de en kötüleri değildir onlar, başka çıkar düşünmeden her şeyin niçin nasıl yapıldığına bakar, kendi yaşamlarını anlamak ve düzenlemek için başkalarının yaşamlarını seyrederler.''